Bugün farklı bir başlangıç yapalım. Ki zaten bundan sonra bu kanaldaki videoların farklı bir tarzı olacak. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize de mutlaka varacağız. İlk olarak bugün konuşacağımız yeteneği harita üzerinde somutlaştıralım ki bu şekilde Türkiye'nin ne kazandığını daha iyi anlarız. Bunun için de Suriye'yi kullanabiliriz. Çünkü Türkiye Suriye'de muhtemelen yeni harekatlar yapacak. Şöyle düşünün. Kamışlı'ya bir operasyon planlıyoruz. Ya da bu çok yakın oldu, biraz daha mesafeyi açalım. Muhtemel hedeflerden bir diğerine geçelim. Yani Münbiç'e. Şuradan şuraya hesaplarsak burası da sınırdan hemen hemen 30 kilometre civarı bir mesafe. Bu da çok yakın oldu. O zaman en iyisi Halep üzerinden konuşalım. Yok, yine olmadı. Çünkü bu sefer hesapladığımız zaman mesafe 45 kilometre civarı. Bize biraz daha fazlası lazım. Mesela Rakka. Buranın da sınıra mesafesi aslında 80 kilometre. Yine bizim istediğimizi karşılamıyor. Ama olsun. Muhtemel hedeflerde eldeki en iyi mesafe bu galiba. Tabi bu Suriye için geçerli. Irak'ta farklı hedefler olabilirdi. Biliyorsunuz Rakka'da PKK hakimiyeti var. Ve biz bu hakimiyeti bitirmek için harekete geçiyoruz. Tabii ki operasyon planları önceden yapılıyor. Vurulacak noktalar tek tek belirleniyor. Burada bir sorunumuz var. Suriye hava sahası Rus sistemleriyle korunuyor. Gerçi o sistemleri de birer birer indiriyoruz ama neyse konuyu şimdi oraya dağıtmayalım. Orada o sistemler varken elbette savaş uçaklarımız Rus hava sahasına girmeyecek. Peki Rakka'yı nasıl vuracağız? Tabii ki savaş uçaklarımızı sınırı geçmeden fırlatacağım mühimmatlarla. Mesela düşünün ki Rakka'da bir tane mühimmat deposu belirledik. Burası güçlendirilmiş betonla korunuyor. İşte bugün konuşacağımız mühimmat yani Tolun savaş uçağımızın sınırı geçmeden Rakka'daki bu mühimmat deposunu imha edebilmesi anlamına geliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bu yetenek zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vardı ama bunun farklı bir özelliği daha var. Tekrar haritaya dönelim. Rakka büyük bir alan ve burada belirlediğiniz hedefler elbette sayıca fazla olacak. Sonuçta 40 bin tırdan fazla yardım almış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Mesela az önce belirlediğimiz gibi güçlendirilmiş betonla korunan 8 tane mühimmat deposu olduğunu düşünün. O zaman nasıl vuracaksınız? Tabii ki 8 savaş uçağı sorti yapacak. Aklınıza cevap olarak bu gelmiştir ama artık öyle değil. Çünkü bugün konuştuğumuz Tolun sayesinde bu 8 hedefi bir savaş uçağı 100 kilometre mesafeden tek bir sortide vuracak. Yani az önceki hesaba göre bakarsak 8 savaş uçağı havalanırsa 64 hedef aynı anda imha edilecek. Yani bugün konuştuğumuz yetenek bambaşka bir yetenek. O yüzden kulağınızı dört açın ve arkanıza yaslanıp çayınızı yudumlarken Türkiye'nin bu yeni yeteneğini gururla öğrenin. Çünkü birazdan yeni mühimmatımız Tolun hakkında YouTube'da yapılmış en kapsamlı ve en derli toplu videoyu izleyeceksiniz. Neyse daha fazla uzatmadan konuya girelim. Ama başlamadan hatırlatayım. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun başında somutlaştırma yaparken örneği Suriye üzerinden verdim. Bu aslında operasyon ihtimalinin yüksek olduğu bir bölge olması kadar mühimmatın ismiyle de alakalı. Tolun adı nereden geliyor? Az çok tarih bilgisi olan herkesin aklına direkt Tolunoğulları gelmiştir. Mühimmatın ismi bu Türk devletinin kurucusu olan Ahmet bin Tolun'dan geliyor. Ahmet bin Tolun hem Suriye'ye hem Mısır'a hakim olmuştu. Hatta Kahire'yi falan da ihya etmişti. O yüzden halk tarafından çok sevilen bir liderdi. İşte yeni mühimmatımıza onun ismi verilerek yine tarihimize bir selam çakılmış oldu. Bu videoda en çok önem verdiğim şeylerden biri aslında Tolun mühimmatının ABD'deki muadiliyle karşılaştırılması. Çünkü bu mühimmatın muadilini yapabilen dünyada sadece ABD var. Haliyle çıtayı onların yaptığı bomba belirliyor. Bu karşılaştırmayı en son yapalım. Öncesinde kısaca bizim mühimmatın bir sürecini konuşalım. Bu proje 2012 yılında başlatıldı. 60 ayda tamamlanması planlanıyordu. Bugünler için 60 ayda böyle projeleri tamamlamak çok zor değil. Ama o günlerde bu iş çok daha zordu. Çünkü tecrübemiz bugüne göre çok daha azdı. Bu projedeki amaç ABD'li Boeing şirketinin geliştirdiği GBU-39 mühimmatına benzer bir minyatür bomba ortaya çıkarmaktı. Aselsan'la TÜBİTAK SAGE'nin işbirliği olunca elbette başarılı bir bomba ortaya kondu. Tasarım faaliyetleri 2017 yılında tamamlandı. Bir yıl sonra 2018'de yer testleri başladı. Sürecin en önemli basamağı yani canlı atış testi 2019 yılında yapıldı. F-16 Blok 40 savaş uçağından ilk başarılı test atışı gerçekleştirildi. Tabi böyle olunca bir yıl yıl sonra seri üretim sözleşme görüşmeleri başladı ve şimdi çoklu hedeflere karşı test edilmesine de şahit olduk. Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün bu haberi paylaştı ve görüntülerde Sadak 4T salan sisteminden Tolun'un aynı anda 4 hedefe atıldığı görülüyor. Aslında bu Sadak 4T sistemine kısaca bir değinsek iyi olur. Bu sistem Aselsan tarafından geliştirildi ve Tolun mühimmatının savaş uçakları ve SİHA'larda çoklu şekilde kullanılmasını amaçlıyor. Bir Sadak salanında 4 adet Tolun bombası taşınabiliyor. 40.000 feet'te görev yapabiliyor ve kendi ağırlığı 175 kilogram. Yani 4 adet Tolun yüklendiğinde yaklaşık 700 kilogram bir ağırlığa ulaşıyor. Bu toplam ağırlık bizim için şu anlama geliyor. F-16 iki kanadında 2 Sadak 4T taşıyabiliyor. Yani tek sortide aynı anda 8 hedefi vurabiliyor. Ama bununla da bitmiyor. Bu sistemin sertifikasyon sürecinin tamamlandığı bir diğer platformda Akıncı. Akıncı insansız hava aracı da bu salandan 1 adet taşıyabiliyor. Yani haliyle Akıncı da bunun sayesinde bir uçuşta 4 hedefi aynı anda vurabilecek. Bunlar sertifikasyon süreci tamamlanan platformlar. Milli savaş uçağımız Kaan, Hürjet, Aksungur, Kızıl Elma ve Anka 3 platformları da Sadak 4T sistemini kullanacak. Dolayısıyla Tolun bombasını da kullanacaklar. Tolun mühimmatı kanatlarıyla süzülen bir mühimmat. Öncelikle bu kanatlar kapalı. Uçaktan bırakıldıktan bir süre sonra açılıyor ve en uzun menzile ulaşmak için süzülmeye başlıyor. Tabii ki bu ne kadar yüksek bir irtifadan bırakılırsa o kadar yüksek menzil anlamına da gelmiş oluyor. 40.000 feet irtifadan bırakıldığında 102 kilometre menzili var. Aslında burada duralım çünkü özelliklerini ABD'li muadiliyle karşılaştırırken konuşmak daha iyi olur. Aynı şeyleri iki kere konuşmamış oluruz. Başta söylediğim gibi Tolun mühimmatının dünyada muadilini üretebilen tek ülke Amerika. Ya da onlar daha önce ürettiği için bu minyatür bombanın muadilini üretebilen tek ülke Türkiye'de diyebiliriz. ABD'deki GBU-39 bombası bizim Tolun'un dünyadaki tek rakibi. Zaten biz de bu GBU-39'u kullanıyoruz. Hatta bu en son F-16 Blok 70 siparişiyle verilen sipariş listesinde bu bombadan 800 küsur adet vardı. Tabi Tolun envanteri gireceğine göre belki de görüşmelere geçildiğinde bu sayı azaltılır ya da tamamen iptal edilir. Onu süreç içerisinde görürüz. Şimdi biz geçelim bu iki mühimmatın karşılaştırılmasına. Bir tarafta ABD'nin GBU-39 bombası var. Bir tarafta da Türkiye'nin yeni minyatür bombası olan Tolun. Bizimkini Aselsan üretiyor. Onlarınkini Boeing. GBU 1 metre 80 santim uzunluğa sahip. Tolun içinde bu rakam aynı. Onların mühimmatı 19 santim çapa sahipken bizimki 17 santim. Yine GBU 130 kilogram ağırlığa sahip. Tolunsa 139 kilogram. GBU'nun menzili 110 kilometre. Tolun için bu rakam 102 kilometre. İkisinin de güdüm sistemleri aynı. Küresel konumlama sistemi yani GPS ve ataletsel navigasyon sistemini kullanıyorlar. Bu navigasyon sistemlerini ayrıca bir videoda konuşuruz. Biliyorsunuz bu bombaların en önemli özelliği güçlendirilmiş betonu delebiliyor olmaları ve GBU bu noktada öne çıkıyor. Onun nüfuz edebildiği güçlendirilmiş beton kalınlığı 1,8 metre. Tolun 1 metre kalınlığında güçlendirilmiş betonu delebiliyor. Kullanıldıkları platformlara baktığımızda da GBU F-16, F-22 ya da Gripen gibi savaş uçaklarında kullanılabiliyor. Tolunsa hem savaş uçaklarında hem de insansız hava araçlarında kullanılacak şekilde tasarlandı. Şu an sertifikasyonu tamamlanan ilk iki platformu F-16 ve Akıncı. Ama milli savaş uçağımızdan Aksungur'a ve Anka 3'e kadar birçok platformda da kullanılacak. Yani karşılaştırdığımız zaman rahatça görebiliyoruz ki ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak bir sistemi üretebilmişiz. Tabii bunun vuruş yeteneğinin ötesinde anlamları da var. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Bu bombanın sapma payı 8 metrenin altında. Yani meskun mahal operasyonlarına bile uygun. Çevresel hasarı çok az olduğu için bize ciddi bir nefes aldıracak. Çünkü biz birçok yerleşim yerini kontrolü altına almış ve batıdan çok ciddi destek gören bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Önemli olmasını sağlayan bir başka sebep de işin ekonomi boyutu. Bu kısmı da ikiye ayırabiliriz. İhracat potansiyeli ve operasyon maliyeti olarak bakılabilir olaya. Minyatür bombalar maliyeti düşük sistemler olduğu için operasyonlarda ekonomiye yük oluşturmadan rahatlıkla kullanılabiliyor. Ama belki daha da önemlisi bu bombanın ihracat potansiyeli. Videoda defalarca söyledik. Bu bombanın muadili sadece ABD tarafından üretiliyor ve çok büyük bir pazardan bahsediyoruz şu an. Şimdi bu pazarın bir kısmını hem de önemli bir kısmını biz alacağız. Yani ABD'nin bu pazardaki tekeli kırılacak. Son olarak da işin diplomatik boyutundan kısaca bahsedilebilir. Bakın biz ABD ile sürekli gerginlik halindeyiz ama hiçbir zaman kafa kafaya gelmiyoruz. Muhtemelen bundan sonrasına da gelmeyeceğiz. vermeyeceğiz. Çünkü iki ülke de bunu göze almak istemeyecektir. Ama dediğim gibi gerginliğimiz de hiçbir zaman bitmiyor. Ve bu gerginliklerde ABD bize karşı hep ekonomi ve ambargo kartını kullandı bugüne kadar. Yani bu iki silaha sahip. Bu tarz sistemleri biz geliştirdikçe ABD'nin masadaki en önemli kozlarından biri olarak gördüğü ambargo kartını elinden almış oluyoruz. Bu da diplomaside bize çok ciddi bir hareket alanı açıyor. Aynı zamanda ABD'nin hareket alanını da daraltıyor. Yani bu tarz silah sistemlerine hiçbir zaman sadece hedefi vurmak olarak bakmayın ya da ekonomi olarak. Getirileri genelde çok boyutlu oluyor. Yani bu tarz konular Türkiye için Sadak 4T'ye benzetilebilir. Allah'a emanet olun.